Selamlar, ben Başak kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir seriyle geldim. Çok saçma bir cümle oldu ama ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Eğer beni Instagram hesaplarından takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ki bir ay içerisinde bir sürü hobi yapmaya çalışıyorum. Dizi, film, kitap, spor, sağlıklı beslenme, erken kalkma, verimli bir gün, yani hepsi. Ve genelde bunları Üşengen Canlı hesabından sürekli paylaşıyorum. Ve bildiğiniz üzere okuduğum kitapların yorumlarını, dizi ve filmlerin yorumlarını da hesabımdan yazılı olarak yorum şeklinde paylaşıyorum. Fakat bazen hepsini yetiştiremiyorum ve hepsini böyle bir ay içerisinde paylaşamamış oluyorum. Karşınıza Eylül ayı özetiyle geldim. Okuduklarım ve izlediklerim. Kitap, dizi ve film. Sizinle Eylül ayının nasıl geçtiğinden, daha doğrusu Eylül ayını benim nasıl geçirdiğimden ve neler yaptığımdan kısa bir özetle bahsedeceğim. Bu videoyu 3 parça ayırıyorum. Kitaplar, diziler ve filmler olmak üzere bu video 3 kısımdan oluşacak. Bu ay gerçekten çok güzel kitaplar okudum. Şimdi bu videoda kitaplardan, dizilerden ve filmlerden bahsederken böyle inanılmaz ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü Üşengen Canlı hesabımda hepsinin detaylı yorumundan bahsettim. Ama bu ay beni bazı okuduklarım ve izlediklerim çok ama çok etkiledi. Belki onların üstünde biraz fazla durarak ilerleyebilirim. Bu ay böyle oldu. Gelecek ay da yine bu ayki kadar verimli geçerse yine paylaşmaya çalışacağım ama o içerisinde sadece iki dizi bitirmişsem ve sadece iki kitap okumuşsam bir video çekmek belki yetersiz kalabilir. Ama böyle güzel geçen ayları böyle özel şeklinde sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Hazırsanız okuduğum kitaplara geçelim. Eylül ayında toplam 7 tane kitap okudum. İçlerinden bir tanesi çizgi roman ve diğerleri roman artı klasik olmak üzere toplam 7 adet kitap okudum. Şimdi önce hangisinden bahsedeceğim? Aslında en başta kronolojik olarak, yani okuduğum sırayla bahsetmeyi düşünmüştüm. Fakat dedim ki önce en sevdiklerimden bahsetsem çok daha iyi olabilir. Çünkü hislerim yoğunken ve tazeyken bunları başa çekmek çok daha doğru bir seçim olabilir. Bu ay okuduğum, çok ama çok sevdiğim, bu kitaba özel Reels videosu hazırladığım, aşırı güzel bir yorum hazırladığım muhteşem bir kitap. Yani şunu görüyor musunuz? Şunların hepsi benim kitaba yapıştırdığım post-itlerim. Çünkü öyle güzel cümleler vardı ki altlarını çizmeye kıyamadığım ama post-it yapıştırmaktan da engel olamadığım cümleler. Çok kısa bir şekilde kitabın konusundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere 1945 yılında Hiroşima'ya bir nükleer bomba atılıyor ve büyük bir felaket ortaya çıkıyor. Ülke yerle bir oluyor. İnsanlar çok ama çok zor zamanlar geçiriyor. Ve bu kitap da bunu ele alıyor. Ve biz de bu kitabı Ichiro'nun ağzından okuyoruz. Ichiro. Umarım doğru söylemişimdir. Ichiro 16-17 yaşlarına ve bomba patladıktan sonra ilk işi en yakın arkadaşı Hiro'yu aramak oluyor. Hiro'yu bulduğunda Hiro yaralı bir şekilde karşısına çıkıyor ve ikisi bir arada olup birbirlerinin dostluklarına sığınarak Hiro'nun anaokuluna giden kız kardeşini aramaya başlıyorlar ve maceraları başlıyor. Ve kitap her yaşa hitap ediyor. Yani 12 yaşından büyük herkes bu kitabı okuyabilir. Ve yazım tarzı da, dili de çok yalın ve kolay olduğu için çok ama çok rahat okuyabileceğiniz bir kitap. Şunu söylemek istiyorum. Ben gerçekten kitaplarda, dizilerde, filmlerde inanılmaz ama inanılmaz zor ağlayan biriyim. Yani normal hayatta da biraz zor ağlayan biriyim. Gerçekten ağladığım şeyleri teker teker saysam bir elin 10 parmağını geçmez. Ve ben bu kitabı ilk aldığımda okumaya başlamadan önce Tolga bana dedi ki hani Başak belki ağlayabilirsin dedi. Ben Tolga'ya dedim, Tolga hani evet haklı olabilirsin ama ben gerçekten inanılmaz zor ağlayan biriyim. Umarım hani beni o kadar duygulandırır ama hani ben o kadar ağlayabileceğimi düşünmüyorum demiştim ki Tolga. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Çünkü bu kitap benim kalbimi parçaladı. Kitabın sonu hiç beklediğim gibi değildi. Yani bir şeyler tahmin etmeye çalışıyordum, planlıyordum. Fakat kitap beni ters köşe yaparak gözyaşlarımı böyle pıtır pıtır aktırdı. Bu ayın favorilerinden bir tanesi bu kitap. Ve bu ayın en sevdiğim bir diğer kitaplarından bir diğer kitap diyelim bence biz. Yeşil'in Kızı En. Hatta şu an ikincisini okuyorum. Bitmek üzere. Yorumunun gelmesini istiyor musunuz? İstiyorsanız aşağı yorumlara yazmanız yeterli. Şimdi bunu bir rafa kaldırayım. Videodan sonra çünkü okumaya devam edeceğim. Öncelikle biliyorsunuz bu kitabın yorum videosuna girmiştim. Dizisi ve kitabı hakkındaki farklılıklarını ve hangi yayın evinde çıkan kitap basımının daha iyi olduğunu, hangisini sevdiğimi, kitabın konusundan, incelemesinden aşırı detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Onu da izlemek için şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Ama ben yine tabii ki de kitaptan bahsedeceğim. Eğer En Vitani dizisi Netflix'te duyduysanız, gördüyseniz ya da izlediyseniz bu kitap onun kitap versiyonu. O dizi bu kitabın dizi O dizi bu kitaptan çevrilme olarak yapıldı. Tamam. Yetim ve öksüz olan En'in başka bir aile tarafından evet edilmesini okuyoruz. Ve onun o dönemdeki bakış açısını, hayata sarılmasını ve nasıl mutlu bir kız olduğunu okuyoruz. Gerçekten okuduğu zaman içimi böyle
heyecanla dolduran bir kitap oldu. Bu da bu ayın favorilerine girdi. Ve kesinlikle kitap yorumumu izleyin. Orada çok daha detaylı bir şekilde hislerimi daha tazeyken paylaşmıştım. Bir diğer kitap Dorian Gray'in Portresi. Bu kitap gerçekten herkesin dilindeydi. Yani hani sürekli öneriliyordu ve sürekli herkesin okuduğunu görüyordum. Ve ben bu kitabı iki defa başlamaya çalışmış olmama rağmen daha 50'yi bile gelemeden iki defa yarım bırakmıştım. Fakat sonunda okudum ve bu güzel eserle ben de bütünleşmiş oldum. Muhteşem diyemeyeceğim. Yani abartıldığı kadar wow diyebileceğim bir kitap değildi. Fakat beni derinden etkileyen o sonuyla o son neydi ya? Yani okuyan demek istediğimi anlamışlardır büyük ihtimalle. O son gerçekten vurucu bir sondu. Tahmin ediyor gibiydim ama etmiyor da gibiydim. Aslında ediyordum ama karakterin böyle bir şey yapabileceğini ihtimal bile vermiyordum. Daha doğrusu yazarın böyle bir şey yazabileceğine ihtimal vermiyordum. Ama bildiğiniz üzere yazarlar bizi şaşırtmakla yükümlüler ve beni şaşırttığı için de teşekkür ediyorum kendisine. Kitapta ağırlıklı olarak hedonizm düşüncesinden bahsediliyor ve bu baş karakter Dorian'ın buna bakış açısı, daha doğrusu Lord Henry tarafından bu düşüncenin Dorian'a nasıl aşılandığını okuyoruz. Bu ay içerisinde okuduğum en iyi klasik kitaplardan bir tanesiydi. Beni çok ama çok etkiledi. Bir diğer kitap Genç Werther'in Acıları. Bu kitabı da biliyorsunuzdur. Herkes sürekli ama sürekli öneriyor. Hatta en popüler klasiklerden bir tanesi bile diyebiliriz. Ve ben bu kitaba 3 defa başlamış bulunup 3'ünü de yarım bırakmıştım. Daha 10. sayfasına gelmeden. Başak niye sürekli yarım bırakıyorsun diyecek olursanız klasik kitaplara karşı bir önyargım var. Ve iyi ki ama iyi ki öncelerini de yarım bırakmışım diyorum. Çünkü hiç ama hiç sevemedim. Gereksiz abartılan, gereksiz sevilen bir kitap olduğunu düşünüyorum. Werther isimli genç adamın Wilhelm adındaki arkadaşına yazdığı mektuplardan oluşuyor kitap. Ve Werther mektuplarında arkadaşına nişanlı bir kadına olan aşkından bahsediyor. Buna aşk demek bana doğru gelmiyor çünkü tamamıyla saplantılı bir durum bu. Ve bu saplantı öyle öteye geçmiş ki artık Werther'in çektiği acıları, yani aşk acısından ziyade saplantısına olan bağımlılığının getirdiği psikolojik çöküşünü okuyoruz bir nevi. Çoğu kişi buna güzel bir aşk olarak bakıyor olabilir ya da Werther'in bu aşk acısından dolayı çektiği üzüntüye odaklanmış olabilir. Fakat ben bu karakterin tamamıyla saplantılı bir şekilde bu sevgiyi sürdürdüğünü ve bunun sebebiyle de kendi kendine acı çektirdiğini düşünüyorum. Kitabı gerçekten hiç ama hiç sevemedim. Bu kitap için genelde herkes ikiye ayrılmış durumda. Çok sevenler ve direkt nefret edenler olarak. Ben sanırım nefret edenler kısmındanım. Okuduğum bir diğer kitap Jane Austen'in Evlilik kitabı. Bundan bir önceki videomu izlediyseniz kitap alışverişi videom vardı. Onu da şuradan ya da şuradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Orada bu kitabı aldığımdan bahsetmiştim size. Aldıktan ışık böyle bir 3-4 gün sonra falan da okuyup bitirdim. Bu tam olarak tam anlamıyla bir Jane Austen kitabı, yani Jane Austen'in kaleminden çıkmış bir romanda kitap diyemeyiz. Kitabı aslında ben büyük bir umutla aldım. Yani neden bu kitabı klasiklerin arasında koyduklarını pek fazla anlayamıyorum. Çünkü kitabın adı evlilik olmasına rağmen ve arka kapağında Jane Austen'in evliliğe bakış açısıyla alakalı yorumların bulunduğu yazmasına rağmen kitap tamamıyla Jane Austen'in önceden yazmış olduğu romanlarındaki evlilikle alakalı sahnelerdeki kısımların, yani bölümlerin, paragrafların alınıp bize sunulmasını anlatıyor. Yani bir nevi Jane Austen'ın diğer kitaplarını tekrar böyle bir özet gibi okumuş oluyoruz. Yani tam anlamıyla çok sevdiğim bir kitap olmalı. Daha doğrusu sevdim ve sevmedim de dememem lazım. Çünkü tam anlamıyla puanlanabilecek bir kitap da değil. Bir diğer kitap, daha doğrusu çizgi romanı Gün Gezgini. Bunu da bana Tolga önermişti. Genelde Tolga'nın tüm önerilerini alıp okuyorum ve benim zevkim bildiği için hep böyle banko atışlar yapıyor. Şimdi şöyle, bu kitabı çok fazla yorumlayamayacağım. Çünkü okuduğum ikinci çizgi romandı. İlk okuduğum çizgi roman Rainbow of Rowan'ın Pumpkinhead isimli İngilizce çizgi romanıydı. Onu okuyup çok sevmiştim. Fakat bunun hakkında emin değildim alırken. Çünkü tam anlamıyla böyle bir çizgi roman okuma alışkanlığım yok. Mangaları evet okuyorum. Ama okuduğum ikinci çizgi romandı ve tam anlamıyla çizgi roman yorumlayacak kadar kendimi böyle ehli hissetmiyorum. Ama genel hatlarıyla bakıldığı zaman yani sevdim. Ama wow denecek kadar abartılan bir çizgi roman olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok ses getiren bir çizgi roman olarak alınıyor. Çizgi roman önerilerine girdiğiniz zaman ilk sıralarda genelde hep bu çıkıyor. Eğer çok büyük beklentilerle başlamazsanız güzel bir çizgi roman tercihi olabilir. Okuduğum bir diğer kitap Fareler ve İnsanlar. Bu kitap benim kitaplığımda yaklaşık 1 ya da 1,5 senedir var. Ve biliyorsunuz ne kadar popüler bir kitap olduğunu. Ve benim de bu kadar popüler olan kitaplara olan ön yargımı da biliyorsunuz. O yüzden uzun bir süre kitaplığımda bekledikten sonra yakın zamanda yine Tolga'nın önerisiyle okudum. Tolga bana dedi ki Başak, hani gerçekten
beni çok etkileyen kitaplardan bir tanesi ve her düşündüğümde tüylerim ürperiyor, ağlayacak gibi oluyorum dedi. Bana çok şey katan kitaplardan bir tanesi dedi ve ben o yüzden okuma sıramda, yani okuma listemde direkt başa çektim. Hemen okudum. Aynı düşüncelere ben de sahibim. Gerçekten çok ama çok etkilendim. Hatta sonunda ağladığımı itiraf edebilirim. İki tane arkadaşın hayatını okuyoruz. George Milton ve Lenny Small. Lenny Small akli dengesi bozuk olan bir adam ve George Milton da onun sadece arkadaş olmasına rağmen her zaman yanında olan ve onu her daim taşıyan bir adam. Biz bu ikisinin bir çiftliğe gidip orada çalışmasını okuyoruz ve Lenny'nin başına açtığı işleri, yani daha doğrusu akli dengesi bozuk olan bir adamın bir işe çalışmasını ve olaylara bakış açısını, hayata bakış açısını okuyoruz. Çok ama çok etkilenen kitaplardan bir tanesiydi. Hatta ayın favorine girmiş bile olabilir. Ve evet, kitap partı bitti. Bu ay toplam 7 adet kitap okumuşum. Ve bence gerçekten bu ay böyle banko dışı olan güzel kitaplar okumuşum. Bu yüzden kendime gurur duyuyorum. Ve şimdi sırada bu ay izlediğim diziler var. Bu ay toplam 8 adet dizi izlemişim. Şimdi hepsinden böyle kısa kısa bahsedeceğim. İzlediğim ilk dizi Modern Family dizisi. Eğer vloglarımın sıkı takipçisiyseniz biliyorsunuzdur ki Modern Family dizisine böyle yazın ortalarına doğru falan başlamıştım. Sanırım Haziran, Temmuz o civarlara falan başladım ve sonunda bu ay bitti. Yani çok elinde sürünen bir dizi olmasına rağmen çok ama çok sevdiğim bir dizi oldu. Bu ay 10. ve 11. sezonunu bitirdim. Yani bu ay toplam Modern Family'den 2 sezon izlemişim. Eğer sitcom dizisi seviyorsanız ve bu sitcom dizisinin aile sitcom dizisi olmasını seviyorsanız izlemeniz gereken dizilerden bir tanesi. Zaten artık klasik bir sitcom dizisi haline geldiği için mutlaka ama mutlaka izlemelisiniz. Bu ay bitirdiğim bir diğer dizi Trinkets isimli dizinin yeni gelen sezonu, ikinci sezon. Yani bir sezonunu izlemişim. Bu dizi hakkında böyle aşırı bir yorum yapamayacağım sanırım. Çünkü ilk sezonunda aşırı aşırı severek başlamamıştım diziye. Sadece böyle gençlik kurgusu diye başlamıştım ve o dönemler böyle bir dizi arayışı içerisindeydim. Tam o zaman da karşıma gelmişti. Üç kızımız var, bunlar liseye gidiyorlar ve hepsinin kendi problemleri var. Ve bunların bir ortak noktada buluşup hayatlarında birbirlerine nasıl etki ettiğini izliyoruz. Ve başlarına gelen olayları izliyoruz. Genel olarak baktığımda hoş bir gençlik dizisi. Fakat izlemeye çok da gerek olan bir dizi olduğunu düşünmüyorum. İlk sezonunu izlememiş olsaydım büyük ihtimalle ikinci sezonunu da izlemezdim. Ama yarım bırakamıyorum dizileri, o yüzden. İzlediğim bir diğer dizi Seinfeld. Bu diziyi biliyorsunuzdur. Eğer Friends izlediyseniz, How I Met Your Mother izlediyseniz ve daha birçok sitcom dizisi izlediyseniz sitcom dizilerin başı, gözdesi, sitcomu sitcom yapan dizilerden bir tanesinde Seinfeld olduğunu biliyorsunuzdur. Ben çok uzun bir süredir bu diziye başlamayı böyle dört gözle bekliyordum ve sonunda Amazon Prime'e kayıt olduktan sonra orada olduğunu gördüm ve dedim ki Başak artık zaman, bu zaman başlamalısın. Ve ilk sezonunu bitirdim. Zaten birinci sezonun toplam 5 bölüm var. Ama ben o 5 bölümü gerçekten yalan söylemiyorum. 6 ya da 7 günde falan bitirmiş olmam lazım. Diziyi sevmediğimden değil, dizi aslında hoş ve güzel bir dizi. Fakat çekilme tarihi Friends'ten de daha da eski olduğu için ve neredeyse sitcom dizilerinin daha ilklerinden bir tanesi olduğu için tam anlamıyla adapte olamadım. Zaten izleyen herkes şunu söylüyor. İlk iki sezonu falan kötü, sonradan güzelleşen bir dizi diyorlar. Ve izleyen bağımlısı oluyor. Friends kadar çok ama çok seviyor. İkinci sezonunun sanırım daha yarısında olmam lazım. Devam edemedim ama Ekim ayında bitirmeyi planlıyorum. İzlediğim bir diğer dizi Atiye'nin ikinci sezonu. Yani bir sezon izledim bundan da. Atiye'nin asıl dizi yorumunu, yani birinci sezonun dizi yorumunu yine Üşengen Canlı hesabıma girmiştim. Ve ikinci sezonun bu kadar kısa bir sürede geleceğini beklemiyordum. Aslında büyük bir umutla başladım diziye ve büyük bir hayal kırıklığıyla bitirdim. Eğer Atiye dizisinin ilk sezonunu izlediyseniz ve sevdiyseniz lütfen ama lütfen ikinci sezonunu izlemeyin. Çünkü dizi gerçekten kendisini buraya taşımışken buraya düşürmüş. Konuyu demişler ki Netflix'teki diğer bilim kurgu fantastik dizilerinin hepsinden alıp nasıl karma yapıp sunabiliriz insanlara demişler. Ve bu şekilde ikinci sezonu bizim karşımıza çıkarmışlar. Oyunculara tek bir lafım yok çünkü oyunculuklar gerçekten çok güzeldi. Ama senaryo gerçekten leş. Yani bunu söylemek istemezdim fakat çok kötüydü. İzlediğim bir diğer dizi Fleabag. Amazon Prime'e üye olduktan sonra herkesin önerdiği tek bir dizi vardı. Fleabag. Ve bu kadar abartıldığı için tabii ki ben de böyle büyük bir umutla başlamıştım diziye. Bunu karşıladım diye soracak olursanız yani
cevabını verebilirim. Dizi kötü bir dizi değildi. Dizi mükemmel bir dizi değildi. Dizi gerçekten iyi bir diziydi. Ve bu iki sezonda neden final yaptın diye sormak istiyorum sana. Dizinin ilk sezonu gerçekten çok kötüydü. Çok sıkıcıydı. Bölümleri eğer kısa olmasaydı büyük ihtimalle ilk bölümden itibaren bırakmış olurdum. Fakat bölümlerin kısa olması diziye bir şans daha vermeme yardımcı oldu. Ve diziyi bu şekilde bitirdim. İlk sezonu ne kadar kötüyse ikinci sezonu o kadar güzeldi. Kadının aile sorunlarına, dinsel sorunlarına, hayata bakış açısına ve içsel sorunlara yönelen bir dizi. Düşünce olarak, cinsel olarak her türlü açık bir dizi. Yani izlemek isteyenlerin de haber olsun diye söylüyorum. İkinci sezon gerçekten çok ama çok güzeldi. Keşke final yapmasaydı. Çünkü ikinci sezonda bu kadar güzel bir çıkış yapabilmişken final yapmaları inanılmaz büyük bir hata oldu. İzlediğim bir diğer dizi Baby'nin ikinci sezonu. Daha doğrusu final sezonu. Şükür ki final sezonuydu. Yani Netflix'te gelmiş geçmiş en kötü, en boş, en leş, en gereksiz dizilerden bir tanesiydi. Bunun ardından Elif geliyor. Gerçekten bu kadar saçma bir diziye şahit olmamıştım. Bu diziyi özel kılan şeylerden bir tanesi bu dizide yaşanan olayların gerçekten yaşanmış olması, o kızların gerçekten var olması ve onların hayat hikayesinin diziye uyarlanmış olması. Keşke yapmasalarmış ya da biraz daha kurguya kendileri bir şey katsalarmış diye düşünüyorum. Ya bence gençlere bunu gerçekten izlememesi lazım. Tamamıyla psikoloji bozan, insanın ruhunu daraltan, baş karakterleri kim besleten ve tam anlamıyla vakit kaybı olan bir diziydi. Eğer beni seviyorsanız, benim dizi önerilerime güveniyorsanız kesinlikle ama kesinlikle izlemeyin. İzlediğim bir diğer dizi The Boys dizisi. Bunun da 1 ve 2. sezonunu bitirdim. Zaten 2. sezonu güncel olarak şu an devam ediyor. Bir bölümü falan kalmış olması lazım bitmesine. Yani iki sezonun bitmesine. Bu diziyi de ben Amazon Prime üye olduktan sonra çok önermiştiniz bana. Ben Marvel, DC, bu tarz fantastik filmleri hiç sevmeyen biriyim ve Marvel ve DC'yi izlemedim. İkisinin arasındaki fark ve tam olarak bildiğimi söyleyemeyeceğim. Fantastik şeyleri izlemeyi de okumayı da hiç sevmiyorum. Harry Potter hariç. Ama dedim ki Başak neden sadece hep kendi sınırlarının içerisinde ilerliyorsun? Biraz farklı türlere şans verebilirsin. En azından bir dene dedim kendime ve bu diziye başladım. Yine süper kahramanların gerçek bir dünyada kabul olduğu hikaye konu oluyor bu dizimizde. İzlerken zevk aldığım, eğlendiğim dizi. Tek sevmediğim tarafı dizinin bölümlerinin sürekli 50-55 dakika olması ve bazen 1 saat olmasıydı. Bölüm dakikalarını 30 dakika ya da 40 dakika yapmış olsalardı eminim bu dizi olduğundan çok daha parlardı. Güzel ve hoş bir diziydi. Şu an izlemediğim 2 bölümü kaldı. Güncel olarak devam eden gelen bölümlerde onlarda. Birkaç günde o 2 bölümü de bitirmeyi düşünüyorum. Severek izlediğim hoş bir diziydi. Ve son dizimiz Good Girls dizisi. Bu diziyi sürekli görüyordum ama böyle yani izleyesim pek gelmemişti. Sanki Big Little Lies dizisi havasını alıyordum. O yüzden çok da başlamayı tercih etmemiştim. Fakat yine dizisiz kaldım. Çünkü Modern Family bitti. Ve onun üstüne neredeyse 5-6 dizi daha bitirdiğim için tam anlamıyla dizisizlik çekiyordum. O yüzden bir şans verebilirim diye düşündüm. Diziyi çok ama çok sevdim. Bu ay bir sezonunu izleyebildim. Şu an ikinci sezonunu bitirmek üzereyim. Ama inanılmaz yavaş ilerliyorum. Çünkü bu ay gerçekten çok dolu geçiyor. 3 tane annenin ve bunların hepsi birbirine yakın arkadaşlar. Hatta eşlerinin 2 tanesi kız kardeş. Tehlikeli işlere bulaşmalarını yani illegal işlere bulaşmalarını izliyoruz. Hem komik, hem eğlenceli, hem duygusal. Hepsinin bir arada olduğu çok güzel bir dizi. Şu an çok güzel ilerliyor. Sanırım 3. sezonu Netflix'te var. Onu da izledikten sonra böyle komple bir dizi yorumu girerim zaten hesabından. Ve bu ayın izlediğim dizilerini bitirmiş bulunuyoruz. Ve şimdi sırada izlediğim filmler geliyor. Maalesef bu ay gerçekten çok ama çok az film izledim. 3 tanecik. 3 adetcik. 3... 3 tane ya. Keşke 5'e tamamlasaydım diyorum hani. 3'te bırakmasaydım diyorum ama bakalım bu ay bunu yükseltmeye çalışacağım. İzlediğim ilk film Chemical Hearts. Eğer Riverdale dizisini izlediyseniz ki izlemediyseniz izlemeyin çünkü hayatımda gördüğüm Baby'den sonraki en kötü dizilerden bir tanesi. Orada başrolde oynayan Lilith Hurt. Neyse o sarışın kız oynuyor. Tam anlamıyla gençlik filmi. Daha doğrusu depresyon, klişe, lise ve gençlik filmi olarak hitap edebilirim. Çok fazla reklamı yapılmıştı Instagram üzerinden. Daha ben de yine büyük bir umut içerisinde başlamıştım. Bunu da bu arada Amazon Prime'den izledim. Yani çok fazla beğenemediğim bir film oldu. Hatta vakit kaybı bile diyebilirim. Çünkü filmin basitliğine karşın filmin süresi çok fazlaydı. 2 saatten daha uzun bir süreye sahipti ve bitirmekte çok zorlandım. Ve oyunculuklarını aşırı beğendiğimi söyleyemem. Ve film içerisinde geçen diyaloglar çok fazla
fazla değildi. O yüzden tam anlamıyla filmi yorumlayabileceğim bir şey bulamıyorum. Çok fazla beğenmedim demekle de yetinebilirim bence. İzlediğim bir diğer film Aşk ve Gurur. Direkt böyle hitap etmek istedim. Geçen ay kitabını okumuştum ve üstüne filmini izlemeye can atıyordum. Aslında filmin kitabını okumadan önce yıllar önce izlemiştim. Fakat şimdi tekrar izleme fırsatı buldum. Ve beğenemedim. Genel olarak dönem filmi olarak bakıldığında çok ama çok güzel bir film. Fakat kitap ardından filme baktığımda çok yetersiz kalmış. Kitaptaki en önemli ve en güzel sahneler filmde yoktu. Ve buna rağmen film neredeyse 2,5 saat. En güzel ve önemli sahneleri koymazsan filmi uzun yapmanın mantığı nedir ki hani? Jane Austen'in filmlerini böyle harcamalarına gerçekten sinir oluyorum. Ve başroldeki Keira Knightley'nin oyunculuğu bu filme hiç ama hiç yakışmamış. Normalde bu kadının oyunculuğunu dönem filmlerine inanılmaz yakıştıran biri olarak Aşk ve Gurur'daki Elizabeth karakterine en uymayacak kişilerden bir tanesi de Keira Knightley'di. Bu yüzden birazcık hayal kırıklığına uğradım. Hele Mr. Darcy'yi oynayan adamın oyunculuğunun leşliği demek istiyorum. Tamam, sakinim. Bu ay sanırım filmlerden kötü tercihlerle ilerlemişim. İzlediğim son film Enola Holmes. Biliyorsunuz ben tam bir Sherlock hayranıyım. Ve Sherlock'un kız kardeşi olan Enola Holmes'un filmin çıkacağını öğrendiğim zaman tam anlamıyla kafayı yedim. Filmde Stranger Things'ten tanıdığımız Millie Bobby Brown oynuyor başrolde. Ve gerçekten oyunculuğunu çok ama çok geliştirmiş. Stranger Things dizisindeki oyunculuğunu hiç ama hiç sevmemiştim. Hatta diziyi çok fazla sevmiyordum. Fakat buradaki oyunculuğunu ben çok başarılı buldum. Filmin yapımını ve çekim tarzını da çok beğendim. Filme büyük umutlarla başlamadığım için beklentilerimi karşıladı diyebilirim. Siz de filmi izleyecekseniz böyle büyük beklentiler içerisinde başlamayın. Hani Sherlock'tan yola çıkarak harika bir şey olacak düşüncesiyle başlamayın. Ama hoş, tatlı bir dönem filmiydi. Sanırım bu ay içerisinde bir tanecik güzel film izlemişim. Neyse, hiç yoktan iyidir diyelim. Ve evet, videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Benim bu ay okuduklarım ve izlediklerim bunlardı. Sizler Eylül ayında neler okudunuz, neler izlediniz? Ve favorileriniz nelerdi? Aşağı yorumlarda benimle paylaşın. Belki aynı şeyleri izleyip aynı şeyleri okumuşuzdur. Ve bu video serisinin böyle ay ay özet olan video serisinin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda fikirlerinizi, düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Mühim kısmı unuttum. Videomu beğenmeyi. Siz biliyorsunuz ne diyeceğimi. Hepinizi seviyorum. Gerisini taşça kalın.